Hocam Levent Veziroğlu bizim YouTube'da baya böyle sıkı sıkıya takipçimiz yani. Sürekli her videomuza yorum yapıyor, sürekli soru soruyor. Muhabbetin içinde bir üçüncü kişi gibi. Levent. Evet. 70 yaşındayım falan diye de yazmış, belirtmiş üstelik. Helal Levent olsun. Bey. Demiş ki hocam, bilinç ve bilinç dışı tamam, peki ortak bilinç dışı nedir? Evet, bu sorunun bir gün geleceğini düşünüyordum zaten. Ortak bilinç dışı ya da kolektif bilinç denen şey ne olduğunu kimse bilmiyor. Direkt bir kanıtımız yok, bir şeyimiz yok ama böyle bir söz özellikle Carl Gustav Jung büyük ruh bilimciden itibaren böyle bir dolaşımızda bir şey var. Kendi zihinlerimizin dışında hepimizin bir şekilde erişiminin olduğu ortak bir bilinç yapısı olduğu düşünülüyor dışarıda. Bu sadece böyle evde köfteyi fazla kaçırınca oluşturulan bir düşünce olmaktan öte bazı nasıl diyelim deneyimsel kanıtlarımız var bununla ilgili. Mesela David Peat'in verdiği çok güzel bir örnek var. Eş zamanlı kitabı. David Peat Eş Zamanlı kitabını bu arada çok tavsiye ediyorum. Ben bu konuyu anlattığım için beni bilimci bazı arkadaşlarım kesin gene gömecektir. Çünkü Unutulacak Şeyler kitabımın sonunda da bununla ilgili bir bölüm var. Bazı böyle çok bilimperest arkadaşlar bozuluyorlar bu tip bilimin kenarındaki konulardan konuşmaya ama yarın bir gün bunları da test edebiliyor olacağız. Neyse ana konuya dönersek. David Peat mesela İskoçya'daki koyun otlaklarından bir ilginç anekdot aktarıyor. Normalde koyunlar belli bir otlak sınırının dışına çıkmasınlar diye etrafına büyük hendekler kazıyor. Hendeklerin üzerine de böyle metal ızgaralar yerleştiriliyor. Koyunların ayakları araya girdikleri için koyunlar o ızgaralardan, 1-2 metrelik ızgaralardan dışarı kaçamıyorlar. Sonra bir gün otlaklardan bir tanesinde bir koyun otlarken yuvarlanıyor, düşüyor ve onların üzerinden yuvarlanarak karşıya geçiyor. Karşıya geçer geçmez diğer koyunlar bir şekilde bunu fark edip onlar da yuvarlanarak otlağın dışına çıkmaya başlıyorlar. Fakat sonra bu İskoçya'da çok uygulanan bir sistem olduğu için aynı yıl içerisinde İskoçya'daki çok sayıda farklı otlakta benzer şeyler rapor ediliyor. Yani normalde bu hayvanlar birbiriyle cep telefonuyla konuşmadığı halde bir şekilde bu kaçma becerisi hayvanlara sirayet etmiş gibi gözüküyor ve İskoçya'nın birçok yerinde sistemi değiştirmek zorunda kalıyorlar. Çünkü artık hayvanlar o ızgaraların üzerinden yuvarlanıp kaçabiliyorlar. Şimdi bilim tarihinde, dünya tarihinde buna benzer çok anekdot var. Mesela icatlara baktığınızda belli dönemlerde belli icatların birden fazla yerde bağımsız olarak aynı anda ortaya çıktığını görürüz. Telefonda, televizyonda, gramofonun atasında falan böyle durumlar var. Ve genellikle karizmatik olarak ya da maddi güç olarak üstün olanların isimleriyle anılıyor bu cihazlar. Edison gibi mesela. Ama normalde başka yerlerde de benzer zamanlarda keşifler var. Bir açıklaması şu ki bir şey düşünüldüğünde diğer insanlar tarafından düşünebilmesi daha kolay hale geliyor diye. Özellikle antropolojide ve evrimde bunun bir karşılığı var. Mesela prehistorik dönemlerde bundan işte 10 bin, 20 bin yıldan daha evvelinde insan topluluklarının birçok alet edevat yapma becerisini dünyanın değişik yerlerinde hemen hemen eş zamanlı olarak geliştirdiklerini biliyoruz. O durumda da iletişim ve seyahat çok zor olduğu için insanların birbirine bilgi aktarmasından öte buna mesela paralel kültürel evrim deniyor. Yani aynı anda bir şeylerin bulunması. Fakat bunun bir başka açıklaması da tabii ki ortak bir bilinç yapısı varsa bizim bilmediğimiz bir haberleşme yöntemi bir şekilde bu bilgi harcı alem olarak herkesin ulaşabileceği bir hale geliyor olabilir. Hatta bunun kimya deneylerindeki karşılığı da var. Onun için Unutulacak Şeyler kitabının son bölümündeki morfik alanlar bölümüne belki bir göz atmak isteyebilirler. Netice itibariyle direkt kanıt olmasa da bunu düşündüren bir şeyler var. Fakat bizim kendi zihnimize erişir gibi doğrudan erişebildiğimiz bir yapı değil. Varsa bile. Dolayısıyla biraz kazayen bilgi alabildiğimiz bir sistem ve o sistemin varlığı aslında bilimsel olarak tartışılır ayrı konu ama bize bakan bir kısmı var. Biz bir şeyi cesaret edip yaptığımız zaman, daha önce yapılmamış, becerilmemiş bir şeyi becerdiğimiz zaman en azından onun nasıl yapılacağını detaylıca düşündüğümüz zaman eğer böyle bir sistem varsa diğer insanların da bu işi düşünüp yapabilmesini kolaylaştırmış oluyoruz. Zor konseptlere, zor konulara kafa yoran insan sayısının artması toplumdaki diğer insanların o konuları anlayabilmelerinin önünü daha kolay açıyor olabilir. Yani bize bakan tarafı eğer toplu bilinç diye bir şey varsa bizim aynı zamanda diğer insanların bilincine katkı yapmak gibi bir farkındalığımızın olması lazım. Dolayısıyla yaptığımız hiçbir şey belki de boşa gitmiyor. Hiç yazmasak, çizmesek de bir yerlerde o havuza bir şeyler eklemiş olabiliyoruz. Bence düşünmesi güzel, zihin spor olarak güzel bir fikir. Ama tabii ki bunu bir hackleme yolu da bulsak iyi olur. Hani o bilince ulaşıp da kimsenin aklına gelmeyecek şeyler alabilmek. Bu arada bununla ilgili çok farklı teoriler var. Teori demeyelim, hipotezler var. Yani test edilmemiş şeyler ama aklımıza ilham yoluyla gelen fikirlerin toplu bilinçaltından geldiği ve stres durumlarında mesela işkenceyle ölen bir insanın zihnindeki frekansların toplu bilinçaltında daha kolay algılanabilir dalgalar oluşturduğu falan gibi. Mesela işte bu Tycho Brahe'mi hatırlamıyorum. Meşhur bir gökbilimci zamanında Engizisyon yargılaması sonucunda ateşle yakılıyor meydanda. Bu sırada tabii onu binlerce, yüzlerce neyse kişi izliyor o sırada ve daha sonra Tycho Brahe doğru düz yazılı bir şey bırakmamış olmasına rağmen Brahe'nin fikirleri ya da o kişinin fikirleri isminden tam emin değilim birçok yerde farklı şekillerde tekrar ortaya çıkıyor. Bunun da işte
oradaki stresli durumun o bilginin bir şekilde saçılmasına sebep olduğunu düşünenler var. Hatta bunu bir şekilde sevgili hocam Ali Demirsoy kitabında da yazmıştı. Son İmparatora Öğütler kitabında. Yani bunlar güzel zihin egzersizleri. Varlığı yokluğu kesin değil ama ben tekrar söyleyeyim. Bilimle uğraşıyorsanız, gerçekten bilim ve düşünceyle uğraşıyorsanız lügatinizden çıkarmanız gereken ilk kelime imkansız kelimesidir. Her şey olabilir. Olmayabilir. Ben bu ihtimali seviyorum.